rahim içi yapışıklıklar, infertilite ve tekrarlayan düşüklere sebep olabilen önemli bir patolojidir. Genellikle daha önce geçirilmiş kürtajlar, miyomektomi gibi rahimle ilgili ameliyatlar bu yapışıklıklara sebep olabilir. Ya da önemli bir oranda rahimle alakalı ve yumurtalıklarla alakalı enfeksiyonlar da rahim içinde bazı yapışıklıklara sebep olabilir. Bunun başında ülkemizde de çok sık gördüğümüz tüberküloz gelmektedir. Özellikle hem rahim içinde hem de tüplerde yapışıklık varsa mutlaka aklımıza jinekolojik bir enfeksiyon varlığı gelmelidir. Peki bunun dışında nasıl tespit ediyoruz rahim içi yapışıklığı? Genellikle yaptığımız ultrasonografide rahimi ince görebiliyoruz. Veyahut da rahim içine sulu ultrason dediğimiz sıvı vererek yaptığımız ultrasonda rahim içinin genişlemediğini görebiliyoruz. Ya da rahim filminde bazı yapışıklıkları bize gösteren ibareler, işaretler olabiliyor. Tedavisi çok basit olup histereskopik olarak yaklaşım tercih edilmekte. Rahim içerisine bir endoskopla girilerek yapışıklıkların açılması muhtemeldir. Fakat zaman zaman çok ciddi yapışıklıklar olduğunda birkaç defa ardışık histereskopi yapmak gerekebilir. Sonuç itibarıyla sebebin ne olduğu önemli olmakla birlikte rahim içi yapışıklıklarda histereskopi hem tanı hem de tedavi için altın standarttır, mutlaka uygulanmalıdır.